En cringe şeyler komparasını. En cringe şeylerden bir tanesi dilencileri şey yapmakmış. Umursamakmış. İnsanların %90'ı bunu yapıyormuş. Abi ses cızırtıyor ya. Çok büyük problem. Anonim teşekkür ederim. 500 bitten ötürü. 500 bitten ötürü. Can çok sağ. Oğlum bana bitlerle bak vallahi link atmayın. Açamıyorum. Bu sefer açtım ama. Ben anlamadım senin isteklerini. Sen demin siyasi video attım dedin. Siyasi videoyu açmadık. Ondan sonra bari buna bak deyip bunu attın. Şimdi ben senin zevklerine karar veremedim. Hani bu mu siyasi video acaba? Absolute Park'ın ikinci oyunu vardı bizim. Daha bugün aklıma geldi. Daha bugün karşılaştım. Abi kafayı yedin de kusura bakma. Can canın sağ olsun. Burada zaten kimse stabil değil. Yani geçenki oda şeyi videosunu gördüyseniz anlamışsınızdır. Deadmau5, QuickSourage, Anıl Yanardağ, Hardcore teşekkür ederim. Skulls 13 ay, Nakben, Şafak Üstün. Can one put my balls? Uzun abi, Havlu Flex, X Okaneos hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ax MP3 sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Şakana kimsenin gülmemesi. Reddedilmek. Kenan, Vasilar hoş geldiniz. Teşekkür ederim ikinize de. Kapıyı çok uzun süre tutmak. Kendi sesini dinlemek çok cringe'miş chat. Öyle diyor. Bana sor sen onu. Sabahtan akşama kendi sesimi dinliyorum. Ne kadar eziyetli bir duygu biliyor musun? Yani no idea. Tetavo, hoş geldin. Abi bilgisayar ölüyor. Can çok sağ ol. O kadar bit attın ki bilgisayarım kastı. Teşekkür ederim cömert Mütür. Bilgisayar bir... Boku yedik. Sıçtık biz. Ses size de kötü geliyor mu? Ses sizde de... Abi bilgisayarları zaten telefondan yap yayını. Hayır mı? Oğlum bende deli gibi cızır diyor ses. Şu an arkada cız sesini duymuyor musunuz siz? Abi kulaklık mı bozuldu acaba? Bak mesela başlat. Dalga mı? Bir dakika ya. Abi dip ses değil bende var ya ses başlamıyor ses gelmiyor. Direkt şey oluyor yani. Neydi onun adı? Ses komple gidiyor bende. Videoda dene. Hayır bende nasıl oluyor biliyor musun şu an? Ben bastığım zaman videoya ses gelmiyor. Bak burada ben mesela duymuyorum. Full sadece cızırtı geliyor. Ses kartına mı bir şey oldu? Ben alt tarafa bir ineyim dur bakayım. Can tek... Bak mesela bunların sesi bende gelmiyor. Cızır cızır komple. What the fuck? Biliyorum. Biliyorum ne yaptığınızı çok iyi biliyorum. Şimdi düzeldi mi? Size ben bunu nasıl kanıtlayabilirim biliyor musunuz? Durun bak anlat bekle. Sesi telefondan kaydedeceğim. Size göstereceğim. Bunu niye çözmem gerektiğini anlayacaksınız. Gerçekten pimpiriklik yapmıyorum. Ses bok gibi geliyor. Dur bak. Şuraya sokayım şunu. Bak, size şunu bir dinletmem lazım. Bak.
Ben de ses full böyle geliyor. Sizi cibeytlemiyorum oğlum. Anladınız değil mi? Yikes Cem, çok kötü, niye böyle? Ben ölürüm oğlum. Bu sefer bende sıkıntı var. Ben bir şey yapacağım, dur. Speakerlardan nasıl geliyor? Allah. Dur. Yo, onlar da bozuk şey. Aa! Şey, ses kartında bir sıkıntı var. Ses kartında bir sıkıntı var. Ses kartını bir kapataç yapacağım. Ölebiliriz. Ses var mı şu an? Şu an düzeldi. Şu an var değil mi? Okey. Şu an düzeldi bende. Oğlum bir şey diyeceğim bak. Şimdi mantıklı bir şeyle geleceğim. Acaba bu bilgisayarın problemleri ses kartından dolayı kaynaklanabilir mi? Çünkü ses kartı geldiğinden beri bilgisayarda bir sıkıntı olmaya başladı. Can, Allah aşkına bit atma bak. Sen ne zaman bit atsan bozuluyor. Şeyden dolayı ben Firewire'den bağladım. Ayrı bir şey takıyorsun. Ses kartı böyle bayağı şey bir ses kartı. Stüdyo ses kartı falan. Hiç işim yani, böyle ekstrem bir ses kartı yani. Ben almadım. Kuzenim verdi. Acaba çok mu fazla geliyor? Hani bir stüdyo ekipmanı olduğundan dolayı boşu boşuna bir OBS'e falan çok bit mi veriyor? Öyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir olay. Yok mu sesten anlayan birisi aranızda? Belki vardır. Güç mü yetmiyor? Öyle bir tezgahı cinli mi? Bir çıkarıp denesem acaba OBS? Ya çünkü işlemci falan çok kastıran bir senaryo oluyor sürekli. Soner mod check. PCU kaç watt? Acaba, ama o zaman da işlemci kasmaz ki PCU şey olsa. Hani PCU yetmiyor desek işlemciyi kastırmaz ki bu. Yiğit Alp Çavdar'a sorayım. Sağ altta ne var? Burada evcil hayaletim var benim. Neyse boşver. Dünyadaki en cringe şeyler. The Tramreel. Kasana kadar devam. Umut. Aa, bu sefer bunların sesi çıkmıyor. Anasını avradını. Metin, bana söyleme banla alakalı. Emir. Ben bir... Şunu bir... OBS'i bir kapatıp açıyorum ya. Bir dakika dur. Ya bu sefer de... Bu sefer de yayını başlatmadı ya. Chat hoş geldiniz. Geldi mi şu an, iyi mi? Merhabalar. Merhabalar. Merhaba chat. Oğlum ekrana var ya. Uçan kafa atacağım ha böyle. Kocaman bir kafa atacağım ekrana. Öyle bir kafa atacağım ki böyle. Deliriyorum ya. Vallahi atayım mı şöyle. Bir kafa atayım mı şöyle. Bir kafadan bir şey olmaz bence. Bir snap kamerayı açacağım. Düzeldi mi acaba problemlerimiz? Ne olur kasmasın ya. Kasıyor ki. Anasını avradın. Neden böyle bir sıkıntı var? Hayırdır? Benim bilgisayarım niye kötü oldu bir anda ya? Benim bilgisayarım niye bozuldu ya? Arkadaşın aynı anda konuşmaz mısınız? Bir daha yapmamak için söz verdi, bakarsan sevinirimlik. Gerrat. Abi kimsenin banına falan bakmayacağım. Gözünü seveyim. Banman bakmalı bir şey söylemeyin. Vallahi kimsenin banına bakmayacağım. Banlandıysanız banlandınız. Ya bana geçen biri paragraf yazmış. Abi banlandım, haksız yere banlandım. Zaten banlanan kimse haklı yere banlandığını düşünmüyor. Herkes haksız yere banlanıyor zaten. Nasıl bir... kimse haksız banlanmıyor. Sadece şey yazmış oluyor. Cuğ'dan geldim, Cuğ'ya gidiyorum falan yazmış oluyor. Böyle hem de 12 kere falan çete. Hocam ne zaman sabirsizlikle bekliyorum. Seni seviyorum ve ayrıca... Ayrıca ne? Teşekkür ederim. Gayakomuru şahsen. Sonra oluyor.
Ben çok merak ettim ya. Dünyadaki en cringe şey neymiş? Annenin babanın seni basmasıymış. Sevişirken galiba. Oğlum daha kötüsü bence anneni babanı basmaktır yani. O yok mu listede? Cringe as fuck. Receiving R-rated videos mu? Birinin sana erotik film satması. Bu video daha cringe bence bütün cringe şeylerden. Pantolonunu işemek. Şey diye su içmek. Public'te şarkı söylemek. Bu gerçekten kötü ya. Kötü ya, evet. Evcil hayvanların yemeğini yemek. That's fucking bad. Seni reddeden birine diss atmak. Bu çok kötü. Bu çok ezik bir hareket. Bu şey de çok ezik bir hareket. Eski sevgililerinin arkasından laf söyleyen erkekler falan var ya, ya da kızlar. O çok daha cringe ya. Çok kötü. People cringe. Influencer gibi davranan influencer olmayan insanlar. Kafayı yersin. Abi annene sovdum, haksız yere banlandım. Abi. Banimi acer misin? Abi haksız yere banlandım. Anneni meze yaptık chatte. Haksız yere senin modlar bıraksın bu modluğu. Özgürcan teşekkür ederim. Özgürcan teşekkür ederim. Cömertliğinden ötürü. Haksız yere banlandım. Anana küfretmiştim. Şey cidden çok garip bu arada ya. Influencer gibi davranan influencer olmayan insanlar. Çünkü influencer gibi davranan influencerlar da biraz cringe bence. Hani cringe'den kastım. Cringe değil de. Şöyle ilgilenmediğin bir insanın influencer gibi davranması rahatsız ediyor seni. Ki mesela adamın 200 takipçisi var. Hani takipçisine göre şey yapmıyorum insanlar da. Hani hepsi arkadaşın zaten, anladın mı? Ya da ne bileyim teyzeler falan var öyle. Herkes seni tanıyan insanlar zaten. Niye böyle? Aga 10 gün sene sonra İstanbul'a okumaya gideceğim. Yurt parası 23K sence değer mi? Ne? 23 bin liraya yurt parası mı veriyorsun? What the fuck? Ev tutarsın lan o paraya. 23 bine ev tutamaz mısın? Damn. Sadece kanfisi 5. Ayla. Hoş geldin. The Time Host, Leader Warlock, Bryce, Yes By The Way, Hiyarjo, Dark Judy, Hymen Elossi, 1905. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. The Tremere ve X-Fearless, siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ağzı aç yemek yiyenler. Bu da çok kötüymüş. Telefonda bağırarak konuşmak. Of, aklıma geldi de çok iğrenç gerçekten. Telefonda bağırarak konuşan insanlardan. Sosyal medyayı bırakıyorum diye açıklama yapan insanlar. En kötüsü bu da çok. Gerçekten bunlar kötüymüş ya. Böyle benim bir arkadaşım vardı üniversitede. Sürekli gelip şey diyordu 3 ayda bir. Instagram'ı bırakıyorum. Sildim Instagram'ı. Bir de şey var. Söylemiyorlar ilk başta. Sonra buluşuyorsun bir kere. Instagram'ı bıraktım. O kadar rahat ettim ki bir an Instagram bırakınca. Böyle Instagram çok kötüymüş aslında. Bizi hep geride tutuyormuş. O ben yani Instagram'a ayırdığım vakti kitap okumaya başladım. Yine çizim yapıyorum. Resim yapmaya başladım. Bu Instagram çok betermiş. Haklı. Yani çok vakit harcıyorsun da. Bana ne? Sonra geri başlıyorlar Instagram'a. Günde 5 story devam. Yediğin yemeği çek. Arabada giderken yolu çek. Bana ne? Yoga yapıyorsun. Bana ne? Siktir git. Bana ne senin yogandan? Sıkıldım artık. Delireceğim. Çok sinir oluyorum ya. Bana ne, yapma yoga, yapma. Her gün yoga defterim. Bugün yoga mı? Odanın linkini açın, baksana değer mi demez mi, kazıklanmıyor deme.
Bugün vegan oldum. Demek ki dünyada et yemeden de yaşanıyormuş. Evet, yaşanıyor. Bana mı yaşıyorsun? Ben senin her gün avokadolu makarnanı falan görmek istemiyorum ki. Vegan olduysan oldun. Tebrik ederim. Tamam. Çok iyi bir şey yapıyorsun kendine. Ama bana ne? Bugün veganlığımın 138. günü hayvan... Lan! Salak! 6 ay önce Adana durum atıyordun. Lahmacunu Adana saran insansın sen. Ben sana nasıl saygı duyayım? Sen tamam bir değişiklik yapmışsın hayatında. Tebrik ediyorum. Bir kere at, iki kere at. Ama ben senin... Ben... Vegan defterini görmek zorunda mıyım ya? Bir yoga, sürekli yoga şeyi atanlar. Bir spor salonunda 74. günüm. 74 de okey ha. 74 de değil. Bir yani 30 gün gideceksin spora, o da şöyle böyle. Sonra story'e boğacaksın beni. Sus lan. Sus lan. Yeter. Terli atletini görmek istemiyorum ya. Ağlamayacaksın kınk. Ya aslında haklısın yani. Bu benim biraz da ağlamamla alakalı. Sonuçta unutabilirsin. Ha, aynen öyle. Aslında unutlayabilirsin. Ama sonra da laf çıkıyor. Yani sonra gelir derler ki ulan bunun da iyi götü kalktı. Denmez mi? Denmez mi? Denir. Denir abi. Derler sonra. Unf atınca da olmuyor. Onu çekeceksin. Yok mu Instagram'da? Olması lazım galiba. Bu kişiyi önümden çıkart. Neyse sizle bu derdimi paylaşmak istemiştim. Konuyla alakalı olarak. Öyle derse döver miyiz? Hem de ne derler var ya, aynen öyle. Public tuvaleti tıkamak. Public tuvaleti tıkamak değil de misafirliğe gittiğin evdeki tuvaleti tıkamak. Bundan daha kötüsü yok belki. Abi bu da çok RNG bir mevzu. Gittiğin evde sen bilemiyorsun, anladın mı? Bir eve gitmişsin. Bazı binalar, Türkiye'de bu tuvalet standartı niye yok evlerde? Ben çok merak ediyorum bunu. Hani bazı tuvaletlere iki tane tuvalet kağıdı attığın zaman bu saatte kim ASMR alır ya? Yani böyle şey bir durum. Hani bazı yerlerde tuvalet kağıdı attığın zaman tuvalet tıkanıyor evlerde. Neye göre, hangi evin şeyine göre oluyor anlamıyorum ben o durumu. Ama şimdi onda da şöyle bir dilema var. Bak hepinizin şeyine sözcü olacağım. Tamam mı? Çok kötü bir konu konuşuyor şu an ASMR olarak. Daha yakın mı yapayım? Ne yapayım? Nasıl yapayım daha yakın? Şimdi sen o evde tuvalete atmazsan peçeteyi çöpe mi atacaksın? Çöpe nasıl atıyorlar o insanlar onu? Çöpe tuvalet kağıdı nasıl atacaksın ki? Ayıptır söylemesi. Çöpe nasıl atacaksın? Çöp pis. Tuvalete salsan tuvalet tıkanır diyorlar. Çöpe pis peçeteyi nasıl atabiliyorlar? Çok kötü. Mikrofonu yemeyeceğim ay. Hitarda. Lyudmila Pavlenchko. İpospo. Arda yıkılmaz. Can yürümez. Alpinos. Lüfiş 12. ayla. Teşekkürüm Lüfiş. Samar attığın için. Bir yıl içinde çok sağ ol. Ganzensei 5 ay. Glokes. Spartanos. 0 hardcore 0. Hoş geldin. Karambe. Bir link var. Çok kötü bir link geliyor. Çok kötü. Oğlum bugün hakikaten var ya. Dalga geçtik. Cam girl olduk. Samar atınca. Bütün havam söndü. Avrat. Bana bir çalgama özel. Çok o kazaklı Halit değil mi? Liseye yeni başlayan Melicin ilk gün okulundan İr öğretmenini ve İngilizce öğretmenini hamile bırak sınıfta 31 Jack. Sen var ya, senin beynin gelişmemiş toprak. Hiçbir yani şu balini bir kenara koy. Dinerci misin, balici misin, git kenara koy. Pırıl kafayı hani dumb. Aynen öyle. Smooth brain. Chica, hoş geldin 7 ay için, çok teşekkürler. Avrat bak, vuruyor mu oğlum? Ses sağdan mı? Sana kötü bir haberim var Arda. Kulaklığım bozulmuş. Bayağı Halit geziyordu. Bunun sesi, bunun sağdan evet bozulmamış. Bariyenin oğlunun peşine düşmüş koma, elin damının kaşını taşıyor. Ne bu oğlum, ne ki bu? Arı taşıyacağım diye şimdi elin cemini kıracaklar. Şunları mazarat diyorsun hele. Ulan şu aralar şunları talayıp bir sokmuyorum bir acaba ki ne? Ne bu oğlum, ne diyor bu adam? Baba. Şimdi de elin mamun adını peşine asılıyorlar. Geberecek yer geziyor Allah'a hele.
Halit! Hello! Halit! Ne ki bu ya? Aha varıyorum yani aha. Buraya gel lan buraya. Kupulu kupek şey. Eve gündü olmadın mı seni lan? Ulan. Bu şey chat. Bu böyle kitap gibi anladın mı? Voice book. Vallahi şimdi şurada. Bunu gece yatarken takacaksın anlayacaksın. Stand up gibi tiyatro, radyo tiyatrosu. Kırılmadık yerini koymam diye bir mağazalı kaçadı cesur. Mı çıkartırım bak bu ben senin. Ana etme sen bir dur ya. Bu olan hep siz veriyorsunuz ya. Bu ne bana adam olacak. Bana ne koyun uçağına. Kendinden bu tüklere havuz oldu. Allah Allah. Bu adamın kanalı bu ne ya? Abi kafam piril piril 32 saat. Toprak fark ettim onu. Avit. Avitella'ya hoş geldin. Oğlum bu linkleri nereden buluyorsunuz ya? Neden biliyor musun? Neden? Seninle ben hayal çok kurmuştum. Bir dakika var ya zaman açın. Lan belası. En büyük aşkım sen benimdi. Karnında bebek hamileydi. Ne oldu bir tane beni istemedin. Biliyorsun şimdi sen boku yedin. Hani derler ya kızlar hepsi orospu. Şimdi anladım. Sen... Kim diyor oğlum kızların hepsi orospu diye? Bana koydum neyse oğlum bunu boşver. Gelirim sana Dubai skatın lan basışmaydın motherfucker. Ne? Bana koydum neyse oğlum bunu boşver. Gelirim sana Dubai skatın lan basışmaydın motherfucker. The fuck bir moment. Bir kendi payla sonra benimle aşk oldun evet. Senin gibisine ne yapalım lan. Kaderim oyun mu? Senin gibi kahvenin hayatı boy mu? En büyük aşkım seni seviyordum. Uğruna her şeyi hatta ölüyordum. Bunu bilerek beni kullanıyordum. Aklın benim başıma geldi. Bazen soruyorum. Söyleyecek sözüm varken susmakmış. Bir daha Almanca söylesin hadi. O... ASMR polisi geldi. ASMR polisi geldi. ASMR bitti. ASMR polisi geldi. Tamam pardon. Pardon tamam. Burada abi vallahi ASMR belgem var. Tam tutuklanacaktık ya. Vallahi belgeleri ASMR ehliyetimi gösterince kurtulduk. Devam. ASMR belgen nerede? Hemen göster. Son anda. Bayağıdır böyle boktan şeylere düşmüyorduk ha. Yeni klasör 2. Adam dosyayı YouTube'a yüklemiş bir şekilde. Abi bence sarabilecek bir kanal https://www.youtube.com/. Link kodasını atsana. Koca reis Abdullah Çatlı. Ne? Yeni klasör 2 Abdullah Çatlı slide'ıymış. Cece bu. Hiç Abdullah Çatlı beklemiyordum vallahi. Yemin ederim büyük sürpriz oldu yeni klasör 2'den. Tamam yeter artık. Shit, artık kötü bir şey olmasın. Bir Shucks Loud'un 23 bin liralık yurduna bakalım. Merak ettim. Oha! Oğlum 23 bin liraya? Ben anlamadım şimdi. Böyle ofis otel gibi ama bayağı lüks duruyor ha. Güzel lan. Böyle hem insanlarlasın ama hem özel alanın da var yani. 23K normal ya bence. 23K normal. Hammer Vault 5 kişiye sub giftliyor. Teşekkür ederim Hammer Vault. Cüce duşu mu bu? Biraz küçük gözükmüş. Cüce tuvaleti zaten. Oğlum güzelmiş ha. Bence güzelmiş. Baksana. İyi duruyor. Ama yurt dediğin kettle'da makarna yapman lazım. Aynen. Burada da yaparsın. Kettle'da makarna. Kettle'da noodle. 23 bin lira bilmiyorum. Her şeyin çok pahalı olduğunu düşünürsek kabul edilebilir gibi geldi.
En cringe şeyler. Sıla The Great Pretender, Burak Suber. 11 ay çok sağ ol. Sadece Eren, Ozan Ulmoz, İç Saliyav, Gökay Günay, Emol Soft, Godfather Muhtar. Ve Wicked. QW hoş geldin. Teşekkür ederim. Cömertliğine ötürü. Terrible Fashion Sense bence o kadar cringe değil ya. Terrible Fashion Sense mi sizce daha cringe? Yoksa amca tişörtü mü? Şu. Ama amca tişörtü nasıl bulabiliriz ya? Dayı tişörtü. Ha şu. Sizce Terrible Fashion Sense mi daha kötü? Hani genel olarak. Yoksa bu mu? Acaba amca tişörtünü pull-off'layabilecek biri var mı yani böyle ünlü falan? Hani A$AP Rocky amca tişörtü giyse acaba kaldırabilir mi yani? Onu bile bence yere çeker. Amca tişörtü zor ya. Kimse bence başaramaz amca tişörtünü. Vazgeçin bir daha kötü. Terrible Fashion Sense teknik olarak aynı kategorideler ama bence amca tişörtü yok yani. Diğer her türlü kötü kıyafetten daha kötü. Şimdi bir dakika. Oğlum benim burada 2 saatlik Psytrance mix'im vardı. Nereye gitti bu? Ha burada. Kanflix özel aboneler toplanıyor. Ne zaman bir Ankara bileti alalım önceden? Ben gittim oğlum Ankara'ya lan. Ben İstanbul'a gittim. Şu an İstanbul'da değilim ama gittim say. Arda bizim koy süper. Yalkın yalnız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Harry Styles giyse yakışır mı sizce amca tişörtünü? Bilmem. Amca tişörtü moda. Hamile olmayan birini tebrik etmek. Öf. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Bu hakikaten kötü. Ama daha kötüsü. Hamile olmayan bir adamı tebrik etmek. Çek çek. Uyuşturucu fotoğrafı paylaşmak. Var mı oğlum bunu yapan? Vardır. Kesin bunu yapan manyak da vardır. Adını Google'larken yakalanmak. Olabilir. Bence herkes yapıyor. Abi dışarıda hoparlörden müzik dinleyenler. Çok bence sigma bir hareket bu. Benim ortaokulumda bir tane çocuk vardı. Böyle servisi kaçırmıştık. Sokakta servisi kaçırmıştık. Çocuk böyle biraz serseri bir çocuktu. Üst mahalleden beni almaya gelmişti okula yürüyelim diye. Çünkü beni alıp gidecektik. Telefonda bütün yol boyunca şunu çaldı. O zaman da telefon şey ya, şu şişman Nokia'lar var ya. Son ses, bunu cebine koydu telefonu. Kulaklığım yok kanka dedi. Bütün yol boyunca şunu dedik. Yaklaşık 15 dakika falan. 2013 değil, 2008 falan. Ama sokağın ortasında. Gene iyi bu arada hani. Nes fine, kötü değil. Ama 6 kere dinleyince kötü. Bir de utanç verici chat. Justin Timberlake falan var ya. Justin Timberlake kötü değil de yani. Bir garip oluyor yani böyle sokakta Justin Timberlake sesi duyunca. Başka şarkısı yokmuş, yok. Telefona onu atmış bir tek. Çok seviyorum kanka bu şarkıyı. Bilgisayardan attım dedi. Niye başka şarkı atmadın? Aptal. Salak. Sonra birkaç gün sonra serviste gene karşılaştık. Bu sefer de klibini indirmiş. Klibinde korular var diyor. Çıplak bir kadın var falan diyor. Hakikaten de öyle klibi bak. Klibi var arkada. Kadın falan soyunuyor böyle, Justin Timberlake. Bir şeyler yapıyor, kadını kontrol falan ediyor. Bir ilginç bir klibi var bunun. Sonra gitmiş klibini dinlemiş. Şu kadar ekranda klibini izliyordu böyle. Acaba hala dinliyor mu şu arkayı? Acaba hala Fifth IO Technology dinliyor mu? Kaçınsın? 8'e gidiyor, 8'e gidiyor. Ben 7'ye mi 6'ya mı ne gidiyordum? Kendini bağış yaparken kaydedenler. Bu klasik YouTuber ya. Uff, fake dating profili açanlar, catfishçiler. Fake profil oluşturduysan
Kimse anlamaz ki. Sonuçta fake'se anlamaz yani. Benim ben galiba bu değil mi? Şey. Dayı şey yapmak. Bu Osman 17 işte bu aynen. Bu Osman 17 bu. Aynen. Kısacası bak gördün mü nasıl bağladık konuyu. Abone olamıyorum. Sadece ben şimdikime abone olacağım. Banlanmadığım birine Metin. Üzgünüm. Evet, şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.